Ben oldukça mutlu bir adamım. Liseden sonra üniversite için eyaletten ayrıldım. Psikoloji diploması aldım. Ve şimdi lise çağındaki çocuklar için danışman olarak çalışıyorum. Küçük kardeşim Mac mutlu bir evliliğe sahip. Ve 2 yaşında bir oğlu var. Bu da onun annemin dikkatini bana çevirmesine ve ona ne zaman daha fazla torun verebileceğim konusunda beni kandırmasına neden oluyor. Hayat çok güzeldi. Ama son zamanlarda her şeyi alt üst edebilecek bir şey keşfettim. Babamın tavan arasını temizlemek için yardıma ihtiyacı vardı. Yıllardır yapılmadığını söylediği bir şey. Yardım etmeyi kabul ettim. Ama kardeşim işi olduğu için bize katılamayacaktı. Tüm çocukluğum boyunca tavan arasına sadece birkaç kez çıkmıştım. Bu yüzden tekrar orada olmak gerçeküstü hissettiriyordu. Görünürdeki her kutu, sandalye ve biblo toz ve örümcek ağlarıyla kaplanmıştı. Etrafta koşuşturan birkaç fare yüzünden neredeyse 2 kez kalp krizi geçirecektim. Ama babam ve ben birçok şeyi halletmeyi, neye ihtiyaç olduğunu ve neyi atabileceğimizi çözmeyi başardık. Babam annemle bir şeyler içmek için mutfağa inerken, ben de merakla tavan arasını incelemeye devam ettim. O sırada gözüme renkli bir şey takıldı. Eski çizgi romanlarımdan biriydi. Köşedeki bir sandalyede öylece yatıyordu. Onu elime aldım. En sevdiğim süper kahraman Hulk'ın bir arabayı başının üzerinde kaldırdığını, dişlerini sıktığını gösteren ön kapağa hayranlıkla bakarken içimden nostalji dalgaları yükseldi. O kitabı son gördüğümden bu yana neredeyse 15 yıl geçmiş olmalıydı. Ne kadar iyi durumda olduğuna şaşırdım. Fareler ona dokunmamıştı. Kapağı açtım ve unutulmuş geçmişimin küçük bir parçasının tadını çıkararak sayfaları karıştırmaya başladım. Ancak kitabın ortasına yaklaştığımda yatay olarak katlanmış tek bir beyaz kağıt dışarı kaydı ve yavaşça süzülerek ayaklarımın dibine geldi. Yerimi kaybetmemek için okuduğum son sayfaya parmağımı koydum ve kağıdı almak için eğildim. Kağıtta yazan şeylerle ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu sebeple belki içinizden biri bana fikir verebilir diyerek notta yazanları sizinle paylaşacağım. Artık katlanamıyorum. Keşke birileri neler yaşadığımı anlayabilse. Ama kimse asla anlamayacak. Anne, seni çok seviyorum. Ve sana bunu yapacak olmaktan nefret ediyorum ama elimdeki tek seçenek bu. Baba, ben ve Mac için elinden geleni yaptın. Ama yine de gitmeliyim. Bunu okuduğunda her şey için çok geç olacağını biliyorum. Arkadaşlarıma olanlar hakkında gerçeği söyleme. Beni de gömme. Solucan gemi olmak istiyorum. Mac, sen dünyanın en iyi kardeşiydin. Ve bunun senin hatan olmadığını bil. Şu andan itibaren meleklerle şarkı söyleyeceğim. Ve hepinizi izleyeceğim. Derbi. Okumayı bitirdikten sonra uzun bir süre nota baktım. Şaka mı değil mi bilmeden tekrar tekrar okudum. Eğer öyleyse berbat ve acımasızca bir şakaydı. Ve tanıdığım hiç kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyordum. Kelimelere daha çok baktım. Notun bu kadar gerçekçi olma ihtimalini düşünürken kalp atışlarım göğüs kafesime çarptı. El yazısı benimkine çok benziyordu. Ve günlüğüme yazarken ya da gençken hikaye yazarken kullanmayı en sevdiğim renk olan turuncu mürekkeple yazılmıştı. Başım dönüyordu. Bunu yazmış ve sonradan bilinçaltımın derinliklerine gömmüş olmam mümkün olabilir mi? Kendimi öldürmeyi düşünmeme neden olabilecek herhangi bir olumsuz deneyim hatırlamıyordum. Ve böyle bir şey yaşamış olsaydım ilerleyen yıllarda çeşitli şekillerde bu travmaların gün yüzüne çıkmaya çalışacağından emindim. Darp. Zıpladım ve arkamı döndüm ve içgüdüsel olarak notu arkama sakladım. Babam çatı katının girişinin yanında duruyordu. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı.
Her şey yolunda mı? Evet baba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sadece biraz susadım. Sanırım ben de mola vermeliydim. Bana bir bardak su getirebilir misin? Bir bardak su hemen geliyor, diye yanıtladı. Ama merdivenlerden inerken beni dikkatle izlediğini görebiliyordum. O gözden kaybolur kaybolmaz notu kare şeklinde katlayıp cebime koydum. Babama bazı işleri halletmem gerektiğini ve başka bir zaman çatı katını bitirmesine yardım edeceğimi söylemeden önce suyumu bitirene kadar bekledim. Eve gittim ve hemen nottaki el yazısını kendi el yazımla karşılaştırmaya çalıştım. Şu anki el yazım çok daha düzgündü. Ama kendimi tamamen mesajın yazıldığı şekilde yazan bir ergen olarak hayal edebiliyordum. Sonra tekrar düşündüğümde birinin benim yazı stilimi kopyalamaya çalışmış olabileceğini ve bu durumun şimdiki yazımla arasındaki küçük farkları açıklayabileceğini fark ettim. Birkaç saat çocukluğumu sorguladıktan sonra şimdilik bir kenara bırakmaya karar verdim. Belki kardeşimi arar ve ona biz küçükken yaşadığımız travmatik bir şey hatırlayıp hatırlamadığını sorardım. Saatlerce yatakta uzandım. Tam uyumak üzereyken annemden bir mesaj aldım. Buldun, değil mi? Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Sonu çok matah olmayacak gibi düşünmüştüm hikayenin ama güzel hikayeymiş. Neyse. Açıkçası size seslenmek için hikaye yaptım. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Umarım herhangi birinizin yakınında, kendisinde, arkadaşlarında bir sıkıntı yoktur. Gerçekten yazacaktım ama etrafta bu konularda çok fazla prim yapan insan var arkadaşlar. Hayır, ahbabı ve babalığı kastetmiyorum. Bence gayet güzel işler yapıyorlar. Ya görmüşsünüzdür sosyal medyada işte. Ben de onlardan biri olmak istemedim. Böyle bir anda öyle bir algı yaratmak, ya anladınız işte. Ama gerçekten samimiyetle soruyor diyorum. Umarım iyisinizdir. Benim bir sıkıntım yok. Ben Ankara'dayım. Herhangi bir akrabam yok. Arkadaşlarımın oldu ama etrafımdan kötü haberler alıyorum. Yani çok tarif edemeyeceğim şeyler hissediyorum. Feyyaz Yiğit çok güzel yazmış bu konuda. Duygularımı hapse girmeden tarif edemiyorum diye. Çok haklı. Evet, aynı şekilde hissediyorum herhalde. Hapse girerim yani duygularımı anlatırsam. Ama bu... Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu süreçte üniversiteler de kapandı. Herhalde ben kanala biraz daha yoğunluk veririm. En azından kafamı boşaltmak için iyi oluyor. En azından hayat çok bunalttığında beni, sizlerin burada beni dinlemek için heyecanla beklediğinizi bilmek bazı şeyleri daha çekilir yapıyor. Ya açıkçası bu videoda sıkıntı çıktıysa özür dilerim. Sesin ayarına bakmadım, uzaklığına bakmadım. Sadece kısa bir hikaye okuyup sizinle konuşmak istedim. O yüzden hikayenin sonunda yazacaklar. Hikaye şurada bitiyor kanki, gerisi boş falan. Ben bunu boş olarak görmüyorum. Bu, ne bileyim, artık 5 yıl oldu. Birbirimizi tanıyoruz. Sizin de böyle bir şey duymaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım bir an önce çözülür. Bu her neyse. Kişi ise kişi. Zamansa zaman. Neyse, boş yaptık. Arkadaşlar, çevirmene ihtiyacım var benim bu süreçte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve her zamanki gibi...